Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Tevbe suresi 111-114. Ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada şöyle bildiriyor. İnna Allah eştera minel müminine. Şüphesiz ki Allah müminlerden satın aldı. Enfusahum ve emmalahum. Nefislerini ve mallarını. Biyenne lehumul cenne. Cennet mukabilinde. Allah müminlerden nefis ve mallarını cennet mukabilinde satın aldı. Tabi bu çok büyük bir müjde. Bu vücudu bize veren Allah, bizim malik olduğumuz malları veren yine Allahu Teala. Ama kendi verdiği canı, kendi verdiği malı bizden satın alıyor. Tabi satın alması demek bunların Allah namına kullanılması demek. İşte Allah yolunda nefsimizle, malımızla cihad etmek. Bu manada değerlendirildiğinde Allah yolunda bu ömür tüketilirse, bize verilen mal Allah yolunda harcanırsa bunun mukabili, bunun bedeli cennettir. Yugatilune fi sebilillah, onlar Allah yolunda savaşırlar. Feyaktulun, öldürürler. Ve yuktelun, ve ölürler. Yani bu onların nefislerini satın aldığı kısmının bir açıklaması gibi. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Vaden aleyhi hakkan, bu Allah'a hak bir vaattir. Allah bu şekilde bir vaatte bulunmuştur. Fit Tevrati vel İncili vel Kur'an, hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an'da bu vaat bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerime, demek ki Tevrat ve İncil'de de benzeri mana bildirilmiş. Yani nefis ve mallarını Allah yolunda değerlendirenlere Allahu Teala cenneti verecek. Ve men evfa bi ahdihi min Allah. Ahdine Allah'tan daha ziyade vefa gösteren kim olabilir? Yani Allah vaadinde hulf etmez. Allah ahitte bulunmuşsa elbette ahdinin gereğini yerine getirir. Yani buradan şunu anlıyoruz. İnsanlarda olabiliyor. Vaatte bulunur ama vaadini yerine getirmez. Cenab-ı Hakk'ın haşa vaadini yerine getirmemek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Vaadini yerine getirmemek ya unutmaktan olabilir veya gücünün yetmemesinden olabilir. Allahu Teala her şeyi kuşatan bir ilme sahip. Allahu Teala sonsuz kudret sahibi. Böyle olunca elbette ki Allah verdiği ahdi bilir ve Allah verdiği ahdi yerine getirmeye muktedirdir. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعَكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Yapmış olduğunuz bu alışverişle artık ferahlanın, sevinin. Yani bu çok karlı bir alışveriş, çok karlı bir ticaret. وَذَٰلِكَ işte bu, هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Büyük kurtuluş işte budur. Yani bunun dışındaki başka şeyleri elde etmeler, bunlar gelip geçici şeylerdir. Şu koca dünyanın saltanatı tek başına bize verilse bile, madem ki sonunda ölüm var, bu bir varmış bir yokmuşa döner. Adeta uzunca bir rüya gibi olur. Bir insan rüyada dünyanın tek başına sultanı olsa ve her yere o hükmetse, dünyanın bütün köşkleri onun, bütün sarayları onun, her istediğini yapabiliyor. Rüyada keyif eder ama uyandığı zaman kendisi yatağında uzanmaktadır. Ve bu bir rüyadır. İşte dünya hayatındaki servet, dünya hayatındaki makam, dünya hayatındaki saltanat ahirete nispetle kıyas edildiği zaman bu manada uzunca bir rüya gibidir. Bundan dolayı dünya hayatında elde edilen bu gibi makam, servet, mal, bunlar yerine asıl olan mal, asıl olan servet, asıl olan makam cennetteki makam, servet ve maldır. Buna gayret etmek lazım ve bunu elde etmek gerekiyor. Bu münasebetle geçenlerde karşılaştığım bir durumu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de İslami gelişmelerden rahatsız olan kimseler olabiliyor. Ve bu gidiş nereye tarzında değerlendirmelerde bulunanlar olabiliyor. Onlardan biriyle bir yerde beraber olmuştuk. Şunu sormuştum. Yani Müslümanlar olarak sizin gayeniz ne? İşte dünyayı elde etmek, saltanatı ele geçirmek, bu gibi şeyler var mı? Ben Kur'an-ı Kerim'den ölçülerle cevap vermeye çalıştım. Yani biz dedim sadece
ahiretimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bu noktaları nazara verince hayli şaşırmıştım. Çünkü onların dünyasında sadece dünya var. İn hiye illa hayatüne dünya, Kur'an'da ifade edildiği gibi varsa da yoksa da dünya hayatı diyorlar. Ve onlar ahiretten gafil, ahireti bilmiyorlar. Böyle olunca bütün güçleriyle, her şeyleriyle dünyaya sarılıyorlar. Ama bir Müslüman dünyayı ahirete tarla olarak görür ve burada ebedi hayatı kazanmaya çalışır. Ahireti kazanamadıktan sonra dünyada kazandıklarının işe yaramayacağını da bilir. Hatta öyle ki meşru bir şekilde kazanmamışsa dünyada kazandıkları diğer alemde boynunda bir vebal olacaktır. Ve bunların çetin hesabıyla karşı karşıya bulunacaktır. Bunu ifadeden sonra Allah-u Teala işte müminlerin nefis ve mallarını satın aldığını nazara vermişti. O müminlerin bazı özelliklerini bize bildiriyor. Ettaibune, onlar tevbe edenlerdir. El-abidune, abd olanlar, Allah'a kul olan kimselerdir. El-hamidune, hamd eden, nimetlere şükreden kimselerdir. Es-saihune, seyahat eden kimselerdir. Er-raki'une, rükû eden. Es-sacidune, secde eden. El-amirune bil-maruf ve nâhune anil-munker, iyi olanları emredip kötü olanları nehyeden kimselerdir. Vel-hafizune li-hududillah, ve Allah'ın koyduğu hadlere, sınırlara uyan, bunları muhafaza eden kimselerdir. Ve beşiril müminin, bu özellikte olan müminleri müjdele. Değerli izleyenlerim, bunlar hepimizin özelliği olabilir. Ettaibun, tevbe etmek. Peygamberimizin günahı yok ama Peygamberimiz günde 70 defa, bazı rivayetlerde 100 defa ve belki daha ziyade tevbe ediyor. Tevbe etmek Allah'a kul olmanın bir özelliğidir. Tevbe de bir ibadettir. Günahı olmayan peygamber bile tevbe ediyorsa biz günahkarların elbette tevbe etmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu açıdan baktığımızda tevbe etmek, istiğfar etmek kulluk görevlerinden bir tanesi. El-abidune, abd olmak. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Süleyman ve Hazreti Eyyub'la alakalı ni'amel abd, o ne güzel kuldur ifadesini kullanıyor. Bunlardan biri şükür kahramanı, diğeri de sabır kahramanı. Her birimiz değişik şeylerle imtihan ediliyoruz. Bu imtihan esnasında eğer bir tavr-ı ubudiyet kerane sergileyebilirsek, burada ayette nazara verilen el-abidun, abd olanlar, Allah'a kul olanlar buna dahil oluruz. Gerçi insan alâ külli hal bütün durumlarda kul olmaktan kurtulamaz. Ama Allah'a kul olmazsa nefsine kul köle olur veya şeytana kul köle olur veya bir takım menfaatlerin kulu kölesi haline gelebilir. İdeal boyut nedir? Allah'a kul olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. El-hamidune, hamd edenler. Şu alemde hamdi gerektiren çok nimetlerin içerisindeyiz. Gerek nefsimizle alakalı, gerek afakla alakalı her tarafın nimetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Bu durumda bize düşen hamd etmek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte Fatiha suresi hamd ile başlıyor. Alemlerin Rabbine orada hamd ediyoruz. Çünkü alemlerin tamamı nimetlerle dolu ve biz de o alemlerdeki o nimetleri görüp Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek hamdimizi Cenab-ı Hakk'a arz ve takdim ediyoruz. Ve bazı kitaplarda geçen bir ibare, Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalalet dışında her hale elhamdülillah. Yani bir Müslüman böyle diyebilmeli ve daima hamd eden bir kimse olabilmeli. Es-saihun, seyahat edenler demek. Nedense bazı tefsirlerde oruç tutanlar manası verilmiş. Halbuki oruç tutanları ifade etmek için ve saimun denilmesi gerekirdi. Ama yine de böyle bir manaya dikkat çekildiğini ben ifade etmiş olayım. Kelime asıl itibariyle seyahat edenler demek. İşte ilim seyahati son derece önemli bir seyahat. Veya Tebük seferi bu surede epey anlatıldı. Bu da bir seyahat.
Allah yolunda bir cihat seyahati, bir seferberlik seyahati. Bu manada baktığımızda insanın hayatı seyahatle geçiyor. Ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından dünyaya ve dünyada çok değişik merhalelerden, çok değişik yerlerden insan geçebiliyor. İşte burada kıymet kazanan seyahat Allah yolunda olan seyahattir. Peki bu nasıl olur? Mesela sahabeler, bunların çok büyük bir ekseriyeti Medine dışında vefat etmişler. Ve saihun olmuşlar. Ve dünyanın değişik yerlerine gitmişler. Allah'ın dinini orada tebliğ etmişler. Ve Kur'an-ı Kerim'de siru fil art, yani yeryüzünde gezin dolaşın, daha önceki milletlerin başına gelenlere bakın, hallerinden ibret alın. Bu da bir seyahat meselesidir. Tefekkürü bir seyahat. Geçmiş milletlere bakmak, ibretle onları değerlendirmek. Öte yandan diyelim bir bahar bahçelerinde yapılacak bir seyahat, bir tefekkür seyahatidir. Son derece önemlidir. Belki biraz işari bir mana gibi olacak. Kitapların satır aralarında yapılacak seyahat, yani fikri seyahat, ruhi seyahat, kalbi seyahat, bunlar da son derece önemli şeylerdir. Ve eğer değerlendirebilirsek bütün ömrümüz boyunca, velev bazen durduğumuz yerde de olsa, biz çok seyahatler yapabiliriz. Eğer bu seyahatler Allah'a seyir şeklinde ise, Allah'a doğru bir seyir seyahatsa, Allah'a götüren bir seyahatsa son derece kıymet kazanır. Er-râkiûne s-sâcidûn, rükû edenler, secde edenler, yani Hakk'a boyun eğen, Hakk'ın huzurunda secdeye varanlar, iyiliği emredip kötülükten sakındıranlar, Allah'ın koymuş olduğu sınırlara riayet edenler. Yani bir insan kendi aklıyla haram ve helali o kadar bilemeyebilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda şu helaldir, bu haramdır. Bunlar bize gösteriliyor. Bize düşen görev sınırda kalmasını bilmek ve Allah'ın koyduğu sınırlara riayet etmek. Nasıl ki devletlerin sınırı var, o sınır aşıldığında tehlikeli durumlar oluyor. Onun gibi Allah'ın koyduğu sınırlar da aşılacak olursa bir insan kendini manen harap edebilir. İşte yasaklar mayınlı arazi gibi, bir insan o haram araziye girdiğinde manen kendini havaya uçurabilir ve kendini perişan edebilir. Ve beşiril müminin, müminleri müjdele. Yani bu özellikleri kendinde toplayan müminleri müjdele. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû, peygamber için ve ehli iman için şöyle bir şey söz konusu olamaz. En yestağfiru lil müşrikin, müşriklere istiğfar etmek düşünülemez. Velev kânû ulî gurbe, velev onlar yakınları da olsa, akrabaları da olsa, min bâdi mâ tebeyyene lehum ennehum ashabül cahim, onların cehennem ashabı olduğu açığa çıktıktan sonra müşriklere istiğfarda bulunmak ne peygamber için ne de ehli iman için uygun bir şey değildir. Bununla alakalı genelde tefsirlerde nazara verilen peygamberimizin aleyhissalatü vesselam amcası Ebu Talib'e olan duaları. Ebu Talib aslında peygamberimizin aleyhissalatü vesselam zatını çok seviyor ve yeğenini takdir ediyor. Ona destek de oluyor. Ama nedense bir takım perdeleri aşamıyor, engelleri aşamıyor. İşte Kureyş'in kadınları Ebu Talib atalarının dininden döndü derler, dillerine dolarlar gibi düşünüyor ve peygamberimizin dinine, İslam'a girmiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'e çok dualar ediyor ve onun vefatından sonra da yine affedilmesi için duaları var, ama ayet-i kerime nazil olunca peygamberimiz duasına son veriyor. Burada tabii hemen hatıra gelebilecek bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in müşrik olan babası Azer'le alakalı istiğfar ettiği anlatılır. Peki buna ne diyeceğiz? Ayet-i kerime adeta bu sorunun cevabı gibi. وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لِيَب۪يهِمْ İbrahim'in babasına istiğfarı değildi. İlla an mev'idetin va'adaha iyyahu, babasına vaat etmiş olduğu bir vaatten dolayıydı. Yani babasına seestağfiru leke rabbi, senin için Rabbime istiğfar edeceğim demişti ve
bu vaadini yerine getirmek için babası için istiğfarda bulundu. Felemma tebeyyene lehu ennehu aduvvun lillah, babasının Allah düşmanı olduğu kendisine tebeyyün ettiğinde, bu kendisine bildirildiğinde, teberra'e minhu, İbrahim babasından teberri etti, ondan uzak kaldı. İstiğfara da son verdi. İnne İbrahim'e le'evvâhun halim. Ve şüphesiz İbrahim evvahtır. Yani bağrı yanık bir insan, dertli bir insandır. Ve halim, son derece hilim sahibi, yumuşak huylu bir kimsedir. Değerli izleyenlerim, iman kulun cüz-i iradesini sarf etmesinden sonra Cenab-ı Hakk'ın dilediği kulunun kalbine bırakmış olduğu bir nur. Yani imanı elde etmek için irademizin kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla babadan oğula geçen bir saltanat değil iman meselesi. Diyelim ki babası zengindir, vefat ettiğinde oğlu da zengin olur. İman böyle değil. Babasında iman var, oğlunda iman olmayabilir. Velev peygamber oğlu da olsa, işte Hazreti Nuh'un oğullarından bir tanesi iman etmemişti. Burada diğer cephe, diğer yönü bize gösteriliyor. İşte Hazreti İbrahim en büyük peygamberlerinden, peygamberlerden birisi, Ebul Enbiya. Ama babası Azer, put yapıp satan birisi. İşte Hazreti İbrahim babasının mağfirete nail olması için epey dualar ediyor. Ama ne zaman ki babasının Allah düşmanı olduğu kendisine bildirildiğinde artık buna son veriyor ve ona tevbe istiğfar etmekten vazgeçiyor. Ve ayetin devamında inne İbrahim ele evvahun halim, yani İbrahim yumuşak bir insandı, halim bir insandı, bunu ifade ediyor. Evvah, yani çok ah vah eden, yani babasının durumunu, insanların durumunu dert eden, ince duygular taşıyan bir kimseydi. Bu tabi Hazreti İbrahim için artı değerlerden bir tanesidir. Yani o vurdum duymaz birisi değildi ve insanların halini kendine dert eder ve bundan rahatsızlık duyardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan ve bir babanın kendi evlatlarıyla nasıl bir alakası varsa onun da o derece ümmetiyle alakası var. Ümmetinin hali onu ilgilendiriyor. Ümmetini iyi görmek memnun ediyor. Kötü görmek de onu rahatsız ediyor. Bu açıdan gerek Hazreti İbrahim, gerek onun neslinden gelen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, gerekse o yolda giden insanlar gerçekten toplumun dertlerini dert eden kimselerdir. Cenab-ı Hak hepimize kamil bir iman nasip eylesin. Nefsimizi, malımızı Allah yolunda feda edebilmeyi nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.